Karşınızda Mustafa Kemal Atatürk. Türk dünyasına yön veren en önemli liderlerden birisi, belki de sonuncusudur. 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra toprakları işgal edilmiş, ordusu dağıtılmış olan Türk milletinin küllerinden doğmasına önderlik etmiştir. Atamızın yaptığı icatları anlatmakla bitiremeyeceğimden dolayı sadece askeri hayatını haritalı ve hızlı anlattığım bir video hazırladım sizlere. Hadi gelin başlayalım. Askeri hayatına 10 Şubat 1902'de Selanik'te Teğmen rütbesiyle başlayan Mustafa Kemal, daha sonra Harp Akademisi'ni bitirerek kurmay yüzbaşı olmaya hak kazandı. Mezun olur olmaz İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra bir grup asker İstanbul yönetimine karşı ayaklanma başlattı. 31 Mart vakası olarak tarihe geçen bu ayaklanmayı bastırmak için hareket ordusu kurularak ordu Selanik'ten İstanbul'a gönderildi. Mustafa Kemal'in kol ağası rütbesiyle mücadele ettiği isyan kısa bir sürede bastırıldı. Bir bilgi vereyim, kol ağası kıdemli yüzbaşı demek. 1911'de İtalyanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuzey Afrika'daki son toprakları olan Trablus ve Bingazi'yi ele geçirmek amacıyla savaş ilan etti. Bunun üzerine kol ağası Mustafa Kemal Trablusgarp cephesine gönderildi. Adı Trablusgarp Savaşı olmasına rağmen çarpışmalar Trablusgarp dışında Adriyatik Denizi, Ege Adaları çevresinde de yaşandı. Diğer büyük devletlerin desteği ve 1. Balkan Savaşı'nın patlak vermesi üzerine Osmanlı ordusu daha fazla dayanamadı. Savaşı kazanan İtalyanlar Trablusgarp'ı, Rodos'u ve 12 adayı işgal etti. Uşi Anlaşması ile 12 adalar İtalya'ya bırakılsa da adalar daha sonra Yunanistan'a verildi. Balkan Savaşları sırasında 4 ülkeye karşı birden savaşan Osmanlı Devleti Balkan Savaşı'nı kazanamadı ve buradaki topraklarını kaybetti. Ancak savaşı kazanan 4 Balkan ülkesi kazandıkları toprakları kendi aralarında paylaşamadı. Bulgaristan'ın daha fazla toprak aldığını iddia eden Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan, Romanya'yı da yanlarına alarak Bulgaristan'a savaş açtı. Bu sırada Trablusgarp Savaşı sona erdi ve Mustafa Kemal İstanbul'a döndü. 2. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine Mustafa Kemal binbaşı rütbesine terfi ettirilerek Balkan cephesine gönderildi. Mustafa Kemal'in komuta ettiği Tugay, Edirne'ye ilk giren birlik oldu. 21 Temmuz 1913'te çok az bir direnişle karşılaşan Osmanlı ordusu, önce Edirne'yi, daha sonra Dede Ağaç'ı tekrardan Osmanlı topraklarına katarak daha önce kaybettikleri toprakları az da olsa geri almayı başardılar. Balkan savaşlarının sona ermesiyle Mustafa Kemal Sofya'da askeri ateş olarak görev yapmaya başladı. Bu sırada 1. Dünya Savaşı başladı ve Mustafa Kemal üstlerinden kendisine faal bir görev verilmesini istedi. Uzun süre ret cevabı almasına rağmen ısrarında vazgeçmedi. Ardından başkumandanlık onu 19. Tümen Komutanlığı'na tayin etti. Gelibolu'daki 5. Ordu'nun başına geçen Alman Generali Liman Paşa, büyük bir düşman taarruzuna karşı Mustafa Kemal'in kuvvetlerini de Çanakkale'ye kaydırdı. Mustafa Kemal 18 Nisan 1915'te Çanakkale'ye geçti. Düşman birliklerinin çıkartma yapmasıyla Mustafa Kemal kuvvetlerini Conkbayırı'na sevk etti. Çetin geçen çarpışmalardan sonra Mustafa Kemal'in önderliğindeki kuvvetlerin taarruzu sayesinde İngiliz askeri geri çekilmek zorunda kaldı. Çanakkale cephesindeki üstün başarıları sayesinde 1 Haziran 1915'te albaylığa terfi ettirildi. Anafartalar grup komutanı olan Albay Mustafa Kemal 9-10 Ağustos'ta Anafartalar zaferini kazandı. Çanakkale Savaşı'nın sonlarına gelinirken savaşın başından beri Alman subaylarla sorun yaşayan Mustafa Kemal daha faydalı olacağı başka bir cephede görev almak istedi. Kafkas cephesinde Rus birlikleri ilerleyişini sürdürmekteydi. Ruslar önce Erzurum'u, ardından Bitlis, Muş, Van ve Hakkari'yi işgal ettiler. Albay Mustafa Kemal 3. Orduyu desteklemesi için emrindeki 16. Kolordu ile birlikte Diyarbakır'a gönderildi. Halep üzerinden Diyarbakır'a geçti. Rütbesine göre kendisine ağır bir sorumluluk verilen Mustafa Kemal 1 Nisan 1916'da Tuğgeneralliğe yükseltildi ve 35 yaşında paşa unvanını aldı. Bitlis ve Muş arasındaki yaklaşık 100 kilometrelik bir cepheden sorumlu oldu. Rus ordusu 3. Ordu'ya saldırıp bozguna uğrattı ve Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan'ı işgal ettiler. 6 Ağustos'ta Mustafa Kemal'in 16. Tümeni Muş ve Bitlis'i Ruslardan kurtardıysa da Rusların karşı saldırısı üzerine Mustafa Kemal 21 Ağustos'ta orduyu tekrar Diyarbakır'a çekti. Muş Rusların eline geçerken Bitlis Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Mustafa Kemal 7 Ağustos 1917'de 7. Ordu Komutanı olarak Filistin cephesine atandı. Bu sırada İngiliz ordusu Süveyş kanalını ele geçirip Gazze'ye doğru saldırı planları yapmaktaydı. Osmanlı ordusu ilk başlarda Gazze'yi çok iyi savunsa da İngilizler 140 bin kişilik askerle taarruza geçip Gazze Savaşı'nı kazandılar. Bu sırada 8. Ordu tamamen, 4. Ordu ise büyük ölçüde imha oldu. Yalnızca Mustafa Kemal Paşa komutasındaki 7. Ordu Halep ve Şam hattına çekildi. Burada 460 bin kişilik İngiliz ordusunun taarruza geçmek üzere olduğunu
öğrenen Mustafa Kemal İstanbul'dan takviye güç istedi. Ancak İstanbul takviye güç yerine geri çekilme emri verdi. Mustafa Kemal Paşa ordusunu Kilis güneyindeki Müslümiye'ye çekerek savunma hattı oluşturdu. Burayı İngiliz ordusunun taarruzlarına rağmen kahramanca savunan 7. Ordu Anadolu'ya girmelerine izin vermedi, ardından İngilizler geri çekildi. Osmanlı Devleti üst üste alınan yenilgilerden sonra 1918 yılında Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşma sonucunda Osmanlı Devleti Filistin, Suriye, Irak ve Hicaz bölgesini tamamen kaybetti. Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, Osmanlı İmparatorluğu ağır şartlar içeren Sevr Antlaşması'nı imzalamış ve toprakları işgal edilmişti. Mustafa Kemal Paşa, Padişah Vahdettin tarafından olağanüstü yetkilerle donatılarak doğudaki Hristiyan ahaliyi korumak ve işgal kuvvetlerine karşı yapılan isyanları bastırmak için kurmay subaylarıyla birlikte Samsun'a gönderildi. Asıl amacı isyanları bastırmak olsa da Mustafa Kemal Paşa vatansever subaylarla birlikte memleketi kurtarma girişimlerine başladı. Samsun'da birkaç gün daha kalan ve görüşmeler yapan Mustafa Kemal daha sonra Havza'ya geçti. Kasabalılarla fikirlerini paylaşan Mustafa Kemal'in Havza'daki hareketleri Rumlar tarafından İngiliz hükümetine bildirildi. Bunun üzerine İngiliz yetkililer Osmanlı hükümetine Mustafa Kemal'in görevinden alınması yönünde baskılar yapmaya başladı. Aynı gün Sadrazam Vekili Mustafa Kemal Paşa'yı geri çağırdı. Ancak Gazi Paşa geri dönmeyerek 13 Haziran'da kimseye haber vermeden daha güvenli olan Amasya'ya gitmeye karar verdi. 18 Haziran'daki 1. Kol Ordu Komutanı Albay Cafer Tayyar'a çektiği bir telgrafta İstanbul'daki hükümetin gücünü yitirdiğini, Anadolu halkının ulusal bağımsızlık için birleştiğini bildirdi. Ardından Erzurum'a geçerek 7 Temmuz'da 3. Ordu Müfettişi olarak bütün komutanlara gönderdiği son emrinde askeri ve ulusal örgütlerin kesinlikle dağıtılmaması, komut akademilerinin teslim edilmemesi, cephane ve silahların verilmemesi ve düşman birliklerinin bundan sonra atacakları adımlara karşı askeri tepki gösterilmesini bildirdi ve ardından ordudaki görevinden istifa etti. 7 Ağustos'ta Erzurum Kongresi beyannamesi yayınlandı. Bu bildiride vatanı korumaya ve bağımsızlığını sağlamayı İstanbul hükümeti sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacağı, manda ve himayenin kabul edilemeyeceğini bildirildi. Daha sonra Sivas'a geçerek merkez hükümetle telgrafta görüştü. Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın istifasını istedi. Ertesi gün Sadrazam Damat Ferit Paşa istifa etti ve yeni hükümet Atatürk'ün başında olduğu heyeti temsiliyeyi resmen tanımış oldu. Mustafa Kemal ardından Ankara'ya geçerek bir dizi hazırlık sonrasında 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Merkezi denetimden uzak bulunan Kuvayi Milliye örgütlerini dağıtarak düzenli bir ordu oluşturdu. Düzenli orduya geçmek istemeyen Çerkez Ethem gibi çeşitli çetelerle çatışılarak saf dışı bırakıldı. Mustafa Kemal, Sevr Antlaşması'nı yok sayarak düzenli orduya ilk taarruz emrini verdi. İlk önce batıda Yunanlıların ilerlemesi durduruldu ve İzmir'e çekilmeye zorlandı. Balıkesir, Aydın, Antalya ve Konya'dan İtalyanlar püskürtüldü. Doğu cephesinde ise Ermeniler yenilgiye uğratılarak bugünkü sınırlara gelindi. Güney cephesinde Sivas, Antep, Hatay, Urfa, Mardin ve Diyarbakır Fransızlardan, Hakkari ve Şırnak İngilizlerden kurtarıldı. En son İzmir ve Manisa'da Yunanlılar denize döküldü. Lozan Barış Antlaşması'yla Çanakkale ve İstanbul boğazlarından son düşman birliklerinin de çekilmesiyle bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları belirlendi. Cumhuriyetin ilan edilmesi sonrası soyadı kanunuyla Atatürk soyadını alan Mustafa Kemal Atatürk, vefatına kadar Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, vefat ettikten sonra da ilelebet Türkiye Cumhuriyeti'nin kahramanı olarak kalbimizdeki yerini aldı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülke için canını veren tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ne mutlu! Kırılsın diyene!